Şimdi bir kez daha Azerbaycan'a döneceğiz. Haber Global ekipleri biliyorsunuz sahada son durumu takip ediyorlar. Tertere gideceğiz ki cephe hattındaki önemli kritik noktalardan biri ve Ermenistan'ın ateşkes ihlallerinin en fazla devam ettiği noktalardan biri. Haber Global muhabiri Ela Sezen şimdi karşımızda bize son durumu aktaracak. Dün Terter'de bir nebze daha sakin bir gün olduğunu ekranlarınıza getirmiştik ama dün gece yarısından itibaren top atışları bu noktada da sıklaştı. Şu an Terter'e bağlı bir köydeyiz. Güvenlik gerekçesiyle köyün adını vermiyoruz ama Ermenistan ordusunun sivilleri nasıl hedef aldığının bir göstergesi aslında burası. Hemen arkamda bir ev var, Varol Biçer'le o eve gireceğiz ve havan toplarından biri de işte bu noktaya isabet etti. Gördüğünüz gibi karşıda İki evi isabet etmesi sonucu nasıl yerle bir olduğunun da bir göstergesi. İçeride yataklar, yastıklar, beşikler var. Bir masa var. Masa örtüleri ve avizenin de darmadağın olduğunu görüyorsunuz. Tamamen bir enkaza dönmüş durumda bu nokta havan topunun isabet etmesiyle birlikte. Buraya geldiğimizde buradaki köylülere sorduk ne oldu, nasıl oldu diye. Öğlen saatlerinde bir sıra sularında havan topunun, iki tane havan topunun bu noktaya düştüğünü söylediler. Burası aslında bir evden ziyade buradaki ahırdaki hayvanları bakmak için burada bulunanların kaldığı, yaşadığı bir nokta. Neyse ki o dakikalarda bu noktada kimse yoktu ve can kaybı yaşanmadı. Ancak bulunduğumuz bu bölge ve civardaki diğer yerlerde daha çok müstakil evlerin olduğu yerler. Dolayısıyla buraya gelebilecek herhangi bir havan topu işte ortalığı bu şekilde enkaz haline çeviriyor ve burada yaşayan ya da burada o anda olan herhangi bir kişinin hayatta kalması mucize. Şimdi etrafı size anlatmak istiyorum. Bahsettiğim gibi müstakil evlerden oluşuyor. Mesela hemen karşıda da kameraman arkadaşım Varol Biçer size gösterecek. Yine ortada bir ev var. Burada bir yerleşik yaşam var. Ki burası sıra sıra köylerden oluşan, cephe hattı boyunca köylerin bulunduğu bir nokta. İnsanlar hayvanlarına burada bakıyorlar. Zaman zaman burada kalıyorlar. Çiftçilik yapıyorlar. Ama sıradan hayatlarına devam ederken bir anda havan topuyla hayatlarından olabiliyorlar. İşte burası da onun örneklerinden biri. Şimdi cephe hattına bakacak olursak, bir yandan size bu bilgileri verirsek, aslında dün geceden bu yana top atışları devam ediyor. Özellikle Goranboy, Terter, Adere, Adem, Fuzuli, Hadrut-e Cebra ile ateşli ve silahlı havan saldırıları düzenleniyor. Ve bu saldırılarda da zaman zaman sivillerin yaşadığı yerlere geliyor ki bir 58 yaşında bir kişinin de bu saldırılarda yaralandığını Savunma Bakanlığı açıkladı. Neyse ki can kaybı yok. Ama şunu da hatırlatmak gerekiyor elbette. Daha iki gün önce bir ikinci kez insani ateşkes konusunda mutabakata varılmıştı. Neydi insani ateşkes? Naaş ve esirlerin değişimi için gerçekleşecekti ki ilki 10 Ekim'de gerçekleşmişti. Ama olmadı. Ermenistan ordusu saatler geçmeden Gence'ye saldırdı. 6 gün sonra bir kez daha Gence'ye saldırı düzenlendi ve aslında ortada bir insani ateşkes olmadığını da bir kez daha gözler önüne serdiler. Şimdi geldiğimiz noktada oh, artık 18 Ekim gecesi ikinci bir ateşkes imzalandı. Yine bir insani ateşkesti ama sadece 2 dakika geçmemişti ki yine Ermenistan ordusunun saldırıları başladı ve işte bu ortamda, aslında bu köyde o ihlallerin en açık örneklerinden biri. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yaptığı açıklamada aslında bu konunun altını çizdi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ateşkesi büyük ölçüde ihlal etti dedi. 18 Ekim gecesi yarısı geçtikten sadece 2 dakika sonra Azerbaycan yerleşim yerlerine ağır toplarla saldırdı. Bu çirkin saldırılar sonucu ölen ve yaralananlar oldu dedi. Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve birçok yerleşim yeri kurtarıldı mesajında verdi ki sabah saatlerinde size işgal altındaki 13 köyünde kurtarıldığı haberini vermiştik. Öte yandan Savunma Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamalar Ermeni ordusu Tavuz ve Daşkesen bölgesine saldırdığını belirtmişti ve işgal altındaki Kelbecer'den Azerbaycan'a ateş açıldığını da bildirmişti. Şimdi bir kez daha özetleyecek olursak 10 Ekim'deki ateşkes, hemen arkasında 18 Ekim'den
18 Ekim'de gelen ikinci ateşkes ve tamamen insani ateşkes, yani naaş ve esirlerin değişimi için başlatılan bir ateşkesti. Ama ihlaller devam ediyor. Biz cephe hattı boyunca bugün Terter'de zaman zaman top seslerini duyduk. Evet, dün daha sakin bir gündü Terter için. Ancak dün gece saat itibariyle buralardan, buradaki insanlardan da aldığımız bilgiler doğrultusunda top atışlarının sıklaştığı, ki zaman zaman biz gün içinde o top atışlarını da duymaya devam ediyoruz. Ve buradaki insanlar, şimdi az önce sizlere bilgi de aldığımı söyledim, burayı terk etmiyorlar. Burada kalmaya devam edeceklerini de söylüyorlar. Şimdi biz sınır hattında gezmeye devam edeceğiz ve o ihlalleri sizlere bir bir göstermeye çalışacağız. Ela Sezen'e şimdilik teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Bize Azerbaycan'dan son durum. YouTube kanalımıza abone olun.